Getiriyoruz size. Çorum Ulu Mezarlık'tayız. Dün gece gizemli kızı bekledik. Herkes ayaktaydı. Buyurun izleyin. Ulu Mezarlık'taki nöbetimiz devam ediyor. Gizemli kızı bekliyoruz. Günlerdir olduğu gibi bu gece de gecenin ilerleyen saatlerinde mezarlığa girdik. Çok yakın noktada Fatma Çiftçi'nin mezarına pusuya yattık. Ama şimdi o gün kaçtığı noktaya doğru Ahmet'le beraber ilerlemek istiyorum. Belki arkasında bir iz bırakmıştır düşüncesiyle. Ahmet biraz hızlı olalım. El feneri de hemen yine önümüzü aydınlatmak noktasında, bize yardımcı olmak noktasında uzak noktalara tutuyorum. Sesli olalım çünkü saat şu anda 02:30. Tam bu saatlerde geldiği düşünülüyor. O gün taştığı nokta burası. L çizdiği yer. Yarım bakış attığı yer burası. Ahmet gel şöyle. Biraz tabii ki sessiz olmamız gerekiyor. Şöyle sen önden git ışığın yardımıyla. Yavaş yavaş. Şimdi o gün bu noktaya doğru zaman zaman yürüyerek, zaman zaman da hızlı adımlarla koştuğu, kaçtığı görülüyor kamera görüntülerinde. Çünkü onu çekenler arkasından duvardan atlayıp bu yöne doğru geldiği iddiaları, ifadeleri bu yönde. İşte onların gelmesine fırsat vermeden bu noktadan hızlı bir şekilde koşarak yolunun düz olması ve parke taşlardan kaplı olmasının avantajıyla buraya kadar geliyor. Ama bu noktadan sonra bakın görüyorsunuz burada parke yol bitiyor. Günlerdir söylüyorum, gösteriyorum. Buradan sonra işi daha da zorlaşıyor. Çünkü mezarlar sıklaşıyor ve taşlar var, mermer parçaları var. Böyle rahat kaçması imkansız. Ama bütün ifadelerde, bütün görgü tanıklarının açıklamalarında bu noktada kaybolduğu belirtiliyor. Peki buradan nereye gitti? Ne tarafa yöneldi? İşte bunu incelemek istiyorum ben. Bir iz bulabilir miyiz? Bir göçük mezar saklanabileceği bir nokta var mı? Bakalım. Ahmet, şimdi hep biz aslında göçük mezara bakıyoruz. Saklanabileceği bir mezar var mı, arkası var mı diye bakıyoruz ama gizemli kızı ya hep yanlış yerde aradıysak? Ağaca çıkmış olabilir mi? Bir ağacın dalında saklanmış olabilir mi Ahmet? İstersen ağaçlara da bakalım. Ağaç dallarına. Çünkü hiç bugüne kadar dikkat etmediğimiz bir nokta. Şu anda burası tam kaybolduğu bölüm Ahmet. Yani şehitliğin bulunduğu yer. Burada görüntüde bayrak direğinin parıltısı var. Kız işte bu noktadan kayboluyor. Ağaçlara dikkatli bakalım. Hepimiz gizemli kızı göz hizasında aradık. Peki ya daha yukarıdaysa? Belki ağaç dallarına çıkmış olabilir. Çünkü genç bir kız, 16-17 yaşlarında olduğu ifade ediliyor. Atik bir şekilde ağaca tırmanmış olabilir. Şöyle Ahmet gel bir. Aslında çam ağaçları olduğu için çıkmak da zor veya gizlenmesi de zor. Ama biz yine de her türlü detaya dikkat etmek istiyoruz. Çünkü günlerdir bakın şu ağaç, baksana şu arka hemen. Dur Ahmet arkana. Şu ağaca çıkabilir mi? Yok. Buradan evet yani adım atacak bir dal yok. Şu diğer ağaçlara bakıyorum. Bu evet Ahmet. Ay bak bu ağaç olabilir ha. Esrarengiz kız ağaç üstünde mi gizleniyor? Ciddi söylüyorum. Çok yüksek ama. Şimdi bak yani buraya adım atıp buradan benim buraya basıp olabilir mi sence? İhtimal bence bak hem gövdesi geniş hem de dalları var basması için. Kırılmış mı? Bir bakalım kırılmış mı? Ya. Şöyle bir dalları inceleyelim. Yere bakalım bir sen. İşte burada. Dallar düşmüş. Kırılmış ama 4-5 yani bir haftalık bir olay sonuçta. Sonradan da düşmüş olabilir. Yağmur vardı. Gel şuraya yakın gelsene bir yakın.
Hangisi? Bir saniye. Gel abi, gel, yaklaş. Evet, şu anda yani buraya, ne diyorsun? Buraya bastı. Burada kırıklık var mı? Bir saniye. Bak şu. Gel bir yak. Görüyor musun tam? Bak. Evet, buraya gerçekten şu anda inanılmaz bir olay. Evet. Yani şu an şehitliğin olduğu noktada kaybolduğu belirtiliyordu. Ama buradaki ağacın dağlarında, yapraklarında kırıklık var. Görüyorsunuz. Bak burada var Ahmet. Bak şu bükülmüş mü? Evet, bak bükülmüş. Bükülmüş abi. Bu dalların kırılma var. Bak şu kopmuş. Gerçekten şu an. Peki bir deneyim mi, çıkabilir miyim ben Ahmet? Bir saniye. Sen pencere tutar mısın? Çok zor aslında ama. Ters yönden çıkmış olabilir mi? Yani şu an yani ben çıkmakta zorlanıyorum ama yani tam anlamıyla neye? Mezar taşına basmış olabilir mi? Bir hareketlik var mı? Olabilir Ahmet, yani ben şimdi basmak istemiyorum açıkçası. Evet, en mantıklısı bu. Mezar taşına basıp buraya basıp burada yani yaprakların, dalların kırıldığını görüyoruz. Ezildiğini görüyoruz. Buradan yukarı bir daha baksana. Şimdi yani bir sağlama yapalım Ahmet. Buraya yani kayboldu denilen nokta burası. Buradan geldi. Mezar taşına bastı. Ayağını rahatlıkla açtı. Ve buraya bastıktan sonra tırmanmaya başladı. Buradaki yapraklar da dallar da o yüzden ezildi. Sonra buradan yukarıya tutundu. Belki de siyah olduğu için üstünde yukarı tutundu, saklandı. Arka tarafına döndü belki. Bu noktada da çünkü var. Bak şuraya tut, bak. Şu, evet. Evet. Gerçekten şu anda yani benim çok kafamı karıştırdı şu dalların, yaprakların bu şekilde kırılmış olması. Çünkü burası tam kör nokta denilen, kayboldu denilen nokta. Ahmet gerçekten bilmiyorum, belki bu tabii ki bizim bu bulgularımız emniyeti de bu anlamda harekete geçirme noktasında, araştırma noktasında ihbar olarak da kabul edilebilir. Çünkü ifadeler şu yöndeydi: 15 dakika sonra tekrar geliyor. Biz görüyoruz. Biz gördükten sonra kaçıyor. Ardından 15 dakika sonra yeniden gelip mezar başında ağlıyor. Bu ifadeler vardı. Burada saklanıp oraya gelmesi en mantıklısı. Çünkü uzaklaşsa 15 dakikada tekrar mezarın başına gelemez veya yakalanırdı. Bu bir ihtimal olabilir.